Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Adana'nın Çukurova ilçesinden sesleniyoruz. Yanımızda Sidelya Bayan Kuaförü'nün sahibi Fatma Hanım var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Fatma Hanım, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. İyiyim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Bizlere ve izleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız? Ne zamandır bu sektörün içerisindesiniz? Ben Fatma Şahin. 2009'dan beri bu sektörün içerisindeyiz. Hep aynı mekandayız. Mekan sahibiyiz. Bu şekilde devam ediyoruz. Uzun bir zamandır aynı yerde işinizi sürdürmeye devam ediyorsunuz. Peki Fatma Hanım, buradaki faaliyetleriniz nelerdir? Saç, türban, makyaj, lazer, cilt bakımı, kiprik bakımı, bu şekilde devam ediyoruz. Adınız Sidelya Kuaför olarak kalmış ama aslında siz bir güzellik merkezi olmuşsunuz. Çünkü cilt bakımı uygulamalarınız, lazer epilasyonunuz vesaire her şey mevcut aslında burada. Evet, gelişen trendlere ayak uydurmaya çalışıyoruz. Sektörün gerisinde kalmamaya çalışıyoruz. Bu sebeple eğitimlerimiz ara ara devam ediyor. Biz de kendimizi geliştirerek müşterilerimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Elinize sağlık diyelim. Peki Fatma Hanım, lazer epilasyon nedir, nasıl yapılır? Lazer epilasyon kıldan kurtulmadır diyebiliriz. Kılın köküne nüfuz eden ışınla kılı ortalama bir 8 seansta kılı tamamen bitirmeyi amaçlıyoruz. Bu tabii kişinin yaşına, kıl tipine, hormonlarına bağlı olarak değişebiliyor. Peki burada cilt bakımı da yapıyorsunuz. Cilt bakımını nasıl yapıyorsunuz? Hangi ürünleri kullanıyorsunuz? Ne tür cilt bakımı uyguluyorsunuz? Hydrofacial cihazımız var. Onunla ilgili vakumla temizleme yapıyoruz. Bunu içine kişinin cildine uygun ürünler kullanıyoruz. Kuru ve yağlı veya karma olmasına bağlı olarak. Kişinin ihtiyacına binaen işlem yapıyoruz. Fatma Hanım, işlemleriniz sırasında türban da yapıyorum diye bir ibarede bulundunuz. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Türban yapımında nelere dikkat ediyorsunuz? Türban yapımında müşterilerimiz sağ olsun genelde işte türbanın rengiyle ilgili öncesinden veya kumaşıyla ilgili soru soruyorlar. Telefonla falan da haberleşebiliyoruz. Randevu sistemiyle çalışıyoruz zaten. Türbanda da kişinin kıyafetine, yaşına uygun, daha spor veya daha klasik, daha ağır şeyler müşteriyle karşılıklı konuşup bir orta yolda ilerliyoruz. Yüz tipine göre de bir yandan bir örtüm yapıyorsunuz aslında. Burada kalıcı makyaj uygulamanız mevcut mu Fatma Hanım? Kalıcı makyaj üzerine eğitim aldık ama kendimizi yeterli hissetmediğimiz için eğitimlerimiz devam ediyor. İlerleyen aşamada inşallah onu da gerçekleştireceğiz. Evet, bu da sizin ilerideki projelerinizden biri aslında. Kalıcı makyaj üzerine bir eğitim görmüşsünüz ama kendinizi yetersiz hissettiğiniz için tekrardan bir eğitim almaya başlamışsınız. Bu da sizin işinize ne kadar detaylı bir şekilde baktığınızı gösterir aslında. Müşterilerinize olan saygınızı gösterir. Ben de onların adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Her şeyden önce personelim de ben de yaptığımız işin öncelikle kendi içimize siniyor olması gerekiyor. Yaptığımız işi önce kendimiz beğeniyor olmamız gerekiyor. Hatta çoğu zaman şunu demişizdir. Makyajdan sonra çok güzel oldu, ben çok beğendim deyip gülmüşüzdür. Çünkü biz önce beğeniyoruz. Sonra müşterinin de şüphesiz sizin beğendiğiniz müşterinin de içine siniyor. Tabii ki beğenilmeyen noktalar olabilir. Bunu da toparlıyoruz. Müşteriyle karşılıklı konuşup toparlıyoruz. Peki, çok güzel anlattınız gerçekten kendinizi. Peki Fatma Hanım, buradaki kapasiteniz nedir? Aynı anda 10 kişiye hizmet verebiliyoruz. Lakin 3 kişi çalışıyoruz. Personel bulmakta çok sıkıntı çekiyoruz. İnsanlar şu anda, gençler daha doğrusu, tamamen üniversiteye odaklı bakıyorlar. Lakin görüyoruz ki üniversiteyi bitiren arkadaşlarımızın da işte KPSS'ydi veya atanamama gibi dışarıda açıkta kalma durumları mevcut. Bu sebeple istiyoruz ki tabii ki üniversite okusunlar, kendilerini geliştirsinler. Ama böyle açıkta kalmayacak, boşta kalmayacak şekilde bu tür mesleklere de eğilim göstersinler. Yani siz aslında bir personel arayışı da içerisindesiniz. Burada 3 kişi çalışıyorsunuz. 10 kişilik bir grubu 3 dev kadın yönetiyor diyebilir miyiz? Evet, evet, aynen o şekilde. Çok azimle, çok hızlı çalışıyoruz. Ama dediğim gibi hani farklı insanlara da iş sahası olsun istiyoruz.
başkalarına da istihdam sağlamak istiyorsunuz. Peki Fatma Hanım, sizi diğer firmalardan ayıran farkınız nedir? Açıldığımızdan beri aynı yerde dediğim gibi hizmet veriyoruz. Bu insanlara güven veriyor her şeyden önce. Müşterilere hep şunu söylüyoruz, beğenmediğin bir şey var mı? Çünkü ola ki bizden kaynaklı bir sorun varsa bunu gidermek isteriz, telafi etmek isteriz, yanlışımızı düzeltmek isteriz. Böyle olduğunu düşünüyorum. Daha sonra müşteriden sırf parasını almak için değil de gerçekten ona işlem yaptığımız için ücret talep ettiğimizi düşünüyorum. Öyle söylüyoruz da zaten. Mesela çoğu zaman müşteri kesme ihtiyacım var mı, boya zamanım gelmiş mi, kaşım uzamış mı diye bunu bize soruyor. Ben sadece para almak amaçlı olsam evet der, hemen onu koltuğa oturttururum. Lakin karşı tarafın ihtiyacına gerçekten kaşının uzayıp uzamadığına bakıyorum veya kesme ihtiyacının olup olmadığına veya boya ihtiyacının, boya zamanının gelip gelmediğine bakıp biraz daha bekleyebilirsin. Bir hafta 10 gün daha durabilirsin veya kırıkların yok, kesim için henüz ihtiyacın yok diye karşı tarafın tamamen ihtiyacına binaen işlem yapıyoruz. Böyle olunca karşı tarafta da bir güven oluşuyor. Bu sebeple bundan dolayı tercih edildiğimizi düşünüyorum. Güven sizin ana temeliniz olmuş durumda anladığım kadarıyla. Fatma Hanım, biliyorsunuz ki 2,5 yılı aşkın bir süredir pandemiyle savaşıyoruz. Siz pandemiye karşı ne gibi önlemler aldınız? Biz pandemiden çok çok önce de randevulu çalışıyorduk. Pandemide biz randevu konusunda çok bir değişiklik yapmadık. Hatta bizim işimize de geldi. Müşteriler önemini anlamış oldular randevunun. Onun dışında tabii maske konusuna, dezenfektan konusuna biraz önem veriyoruz. Bu şekilde. Peki, bu güzel hizmetten yararlanabilmeleri için izleyicilerimizle iletişim bilgilerinizi paylaşır mısınız? Tabii. Sidalya Altre Kuaför Instagram hesabımız. Oradan bizi takip edebilirsiniz. Randevularınızı da WhatsApp'tan veya Instagram üzerinden alabilirsiniz. Çok güzel. Peki son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Güzelliğinize son dokunuşu yapmak için sizleri mekanımıza bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Verdiği değerli bilgiler ve değerli hizmetler için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere, hoşça kalın.